Merhaba arkadaşlar, ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, günün sorusuna tekrardan başlıyoruz. Üçgenler konusunu bitirmişiz arkadaşlar. Hadi bakalım, çok iyi bir şekilde kendimizi bir geliştirelim. Şu işlediğimiz konuların bir temellerini attıktan sonrasında geliştirelim arkadaşlar. Soruyu biraz yaklaştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, soru da şunu deniyor. Yandaki KL üçgeninde K açısını 29, M açısını 71, şuradaki NLM açısı, yani bunu da 40 olarak vermiş. LN için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar, ben açılarla eğer işlemler yapıyorsam şuna dikkat edeceğim. Bilinmeyen açıları bir bulayım. Bak, burası 29, burası 71. İkisini toplarsam ne yapıyor? 100. O zaman şuranın tamamı 80. Buraya 40 kaldıysa burası da 40 derece olur. Peki burasını da 40 derece olarak yazdıktan sonra LN nedir arkadaşlar? Açıortaydır, değil mi? Peki neyin açıortayı? KLM açısının. KLM. Yani bu açı L açısı, komple açının açıortayıdır diye söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam. KM'nin kenarortayı demiş. Kesinlikle kenarortayı olmaz. Kenarortay olması için bizim kenarların uzunluklarıyla ve bölünüp bölünmediği ile alakalı. KM'ye ait yüksekliktir demiş. KM'ye ait yükseklik olması için şuranın 90 derece olması lazım. Burada 90 olursa iç açıları uymuyor. KM'ye ait orta dikmedir demiş. KM'ye ait orta dikme olsa gene 90 derece olması lazım. Gene açılar uymuyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bu sorunun çözümü bu şekilde yapılacaktı. Bir sonraki günün sorusunda görüşmek üzere arkadaşlar.